Hoş geldiniz. Tamam, şunu alayım mı? Siz de hoş geldiniz. Sana yok mu? Aslı'ya özelinde ve tabii bütün Space ekibine böyle bir etkinlikte tasarıma da yer açıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben de bir ürün tasarımcısıyım. Her ne kadar başka işlerle uğraşsam da mesleğimiz adına önemli bir oturum. Bugün de çok sevgili hem arkadaşlarım hem de meslektaşlarımla beraberiz. Sizlerle biraz onların deneyimlerini paylaşacağız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Böyle bahaneler yaratıyorum birlikte olabilmek için. Neden böyle bir başlık düşündük? Öncelikle biraz ondan bahsedip zaten sözü onlara bırakacağım. Yaptığımız işlerin hepimiz herhalde mimar, iç mimar, tasarımcı kişileriz burada. Yaptığımız işlerin özelinde düşünme kısmını galiba hep geri plana atıyoruz. Benim bunca yıllık deneyimim biraz bunu gösteriyor. O kadar çok bu işin şekli, formu, rengi, biçimi, ortaya çıkan o somut varlıklar ön plana çıkıyor ki bu arka plandaki, mutfaktaki düşünce, yani beynimiz oluyor burada mutfak, oradaki düşünce aşaması pek ortaya çıkmıyor veya görünür kılınmıyor. Bizim hikayelerimiz bizde saklı kalıyor ve böyle oldukça da artı değer dediğimiz, yani değer dediğimiz unsur göz ardı edilebiliyor. Bunu konuşmanın, bunu ortaya koymanın, bunu paylaşmanın açıkçası ben her ortamda önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden konuklarımızı seçerken de özellikle hem Unica ile hem Tamer'le birlikte olmak istedim. Çünkü arkasındaki hikayeyi iyi anlatabilen, iyi paylaşabilen ve yaptıklarına da bu hikayeleri, bu düşünceyi iyi yansıtabilen kişiler olduklarını düşünüyorum. Size sözü vermeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Öyle bir dönemdeyiz ki herkesin her şeyi yaptığı bir ortamdayız. Aslında bu başlık o yüzden de bana önemli geldi. Biz aramızda tartışırken de bunu konuşmuştuk. Dijital ortamdayız. Artık kaçınılmaz olarak hayat böyle devam edecek. Öyle bir ortamda galiba herkesin her şeyi yapabildiğini düşündüğü bir ortamda arkası dolu olan, hikayesi olan, düşünce ürünü olan işler biraz daha sıyrılacak. Ben öyle görüyorum. Biraz da bunu tartışalım. İsterseniz böyle başlayalım. Konuklarım arasında Tamer var. Tamer kendini multidisipliner mi diyorsun? İnterdisipliner. Disipliner arası diyorsun. Ben Multiverse'den sonra bu aslında aynı şey. Evet, biraz kelimeler değişebilir. Onu mesela soracağım. İnterdisipliner tasarımcı olarak tanımlayan Tamer var. Tasarım pratiğinin içinde. Ama diğer yandan da bir iktisatçı ve işletmeci olup son dönemin en bence tasarım markalarından birine imza atan sevgili Merve ve Kerem var. Bilmiyorum, böyle bir girizgah yaptım. Merve'de gözüm hep. Onunla başlayayım. Evet, evet. Acaba ne düşünüyorsunuz? Siz de katılıyor musunuz bu söylediklerime? Böyle başlayalım sohbetimize. Yani şimdi Unica'dan bahsetmek gerekirse evet. Yani Unica gerçekten şu an 6 yaşında. Bu zamana kadar hep böyle bir çizgisi olarak başladığı hikayesi. 6 senenin sonunda da o çizgiden sapmadan devam eden bir marka. Sürdürülebilirlik, yani bu son dönemde çok popüler olan bir sıfat diyebilirim. Biz markayı kurduğumuzda zaten çıkış amacımız neredeyse buydu bizim için. Kullandığımız malzemeyi sarf etmemek, kullandığımız malzeme, biz deri malzemeyle tasarım yapan bir ve üretim yapan bir markayız. Hiçbir zaman trendlerin takip eden değil, daha çok hani uzun ömürler devam edebilsin diye, bizde yaşayabilsin diye düşündüğümüz tasarımlar yapıldı. Çalıştığımız tasarımcılara bu şekilde briefler verdik. Paketinden, ambalajından, en küçük detayına kadar hep böyle bir disiplinle ilerleyen bir marka oldu. Bilmiyorum, senin eklemek istediğin Kerem, sen ne düşünüyorsun? Bu hikaye acaba sizin kuruluşunuzda önemli bir yer tuttu mu? Hikaye derken hangi hikaye? Anlattığınız hikaye, yani ya, evet. Bütün ürünlerle ilgili. Evet, yani biz yani modernitenin, yani o sadeleşen dünyanın aslında bir devamını yapmaya çalışıyoruz. Ona katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İşte Merve'nin dediği gibi, yani bir masaya 4 tane ayak gerekiyorsa 5. ayağa gerek yok. Biz hep ürünlerde bunu düşünüyoruz. Çünkü fazla
malzeme, fazla maliyet demek, fazla çöp demek. Yani o sürdürülebilirlikle beraber her zaman işte o sadelik de bizim ürünlerimizde yani yakalamaya çalıştığımız bir şey aslında. Evet, diyebilirim. Her iki tarafın da çalışmalarına detaylı gireceğim açıkçası, hı hı. Ama hemen aynı konuyla ilgili bir girizgah için Tamer'e de söz vermek isterim. Sen çok farklı alanlarda tasarım, hı hı, üretiyorsun bir de. Yani tek bir malzeme, tek bir, evet, konuda değilsin. Burada benim konuştuklarım anlamında böyle bir dağılma var mı ya da senin gözlemlerin nasıl Tamer? Aslında tam olarak yani benim için de bu disiplinler arası dediğim noktaya gelen yolculukta yani tasarım eğitimi aldım, endüstriyel tasarım Mimar Sinan'da ve oradan yani aslında bir çok spesifik bir hani bildiğin gibi şey meslek aslında ama yani oradan baştan yolculuk bambaşka yerlere gittiği bir durum var ve bu açılım farklı sektörlerde farklı malzemelerle iş yapmak aslında birazcık işin şeyini benim için daha da ilginç hale getirdi. Şey diyebilirim yani dediğim gibi yani tasarımın kendisindense dediğim gibi daha bizim Mimar Sinan'a da böyle konuşurdu. Yani şey sandalye diyemezsin mesela, oturma elemanı diyebilirsin. Çünkü sandalye olduğunu bilmiyoruz. Bir oturma ihtiyacı var. O yüzden hep bir adım geriden bakma şeyiyle başlayan bir hani kariyerim oldu aslında ve böyle bakmaya başladığın zaman zaten hani her yaptığım projede birazcık oraya doğru giden bir şeye dönüşüyor. Birazcık inovasyonun aslında içerisinde olması gereken bir durum diyebiliriz. Ama tasarım kelimesinin altının değil daha şu andaki burada gördüğümüz örnekte de olduğu gibi yani bütün bir sistem var içerisinde. Markanın kendisi olabilir, şey olabilir ama sadece tasarımın kendi ufak bir şeyi değil. Çok daha başka boyutlardan bakabilmek lazım. Bunları da başarabildiğimizi düşünüyorum elimizden geldiği kadar. Ben Tado Ando'nun çok güzel bir lafı var, çok seviyorum. Ellerimiz düşüncemizin uzamlarıdır, uzantılarıdır der. Aslında özellikle sizin yaptığınız pratikte, Unica'da bunu oldukça fazla görüyoruz. Biraz da ayrıldığını düşünüyorum. Siz de demin bahsettiniz. Yani bir düşünce derken neyi kastediyoruz? Tabii ki ona form veren düşünce bir yana ama demin Kerem senin de bahsettiğin gibi. Yani bu malzemeyi kullanmak gerekli mi? Bu malzemeyi bu şekilde kullanmak gerekli mi? Bu malzemeyi böyle üretmek, bu kadar zamanda kullanmak gerekli mi? Veya mekan veya ürün tasarımında ayrıldığını düşünmüyorum. Bir şekilde bu iş planını böyle uygulamak gerekli mi? Bunu da galiba çok yansıtamadığımız için işimiz hep az değer görülen veya göründüğü kadarıyla algılanan bir iş gibi yani geliyor. Yani çıktı aldığımız ürün hani tek bir ürün oluyor sonuçta ama onun arkasında bir hikaye var. Ama o hikaye yani çok küçük bir aslında realiteye dönüştüğü yerdeki parçası. Yani onun arkasındaki o düşünsel durumun aslında bir noktada hani somuta dönüşmüş hali. Dediğin gibi o yüzden tasarımı o noktadan hani yargılamak değil, bütün bir genel bir hikaye içerisinde bakmak lazım. Böyle baktığında da aslında çok sağlam yerlere gidiyor. Ben kesinlikle biraz daha söz vereyim istiyorum diğer tarafa. Yo, zaten şöyle yapalım. Aslında konuklarımızdan belki bilmeyenler de olabilir. Önce Unica'dan başlayalım. Unica bir kendini anlatsın ve sonra zaten sohbetimize devam ediyoruz. Evet. Buyurun size bırakayım sözü. Evet. Yani Unica, ben bir defa çok anlatmayı, konuşmayı sevmiyorum. Yani biz yaptıklarımız bizi daha çok anlatsın. Düşünmeyi seviyorum diyorsun. Yani görsellerimiz, ürünlerimiz yani o biraz felsefemizi anlatıyor. Üstüne biraz ben konuşmaya ilaveler yapmaya çalışayım. Çok basitinden Unica güncel tasarımla geleneksel el işçiliğini birleştiren ve yaşam alanı ürünleri sunan bir marka. Biz tasarımın o işte bir problem çözme, bir ihtiyacı karşılama özelliğinden çok insanın yaşam kalitesini arttırma, insanın duygularına birazcık yön verme yapmaya çalışıyoruz. Duygusal ürünler yapmaya çalışıyoruz. İnsan o ürünü kullanırken veya dokunurken veya bakarken kendini iyi hissetsin istiyoruz. Ve bunu bir gün, iki gün, bir sene değil, kendi ömrü boyunca, çocukların ömrü boyunca, torunların ömrü boyunca o ürünle aynı ilişkiyi kursun istiyoruz. Ve o yüzden de dayanıklı malzemeler olan, yani deri dayanıklı bir malzeme olduğu için dayanıklı malzemeyle dayanıklı ürünler yapmaya çalışıyoruz. Deri neden deri dersek de deri benim babamın heykeltıraş babam Kore Yarış. 40 küsür senedir heykellerinde deri kullanıyor. Deriyi deneyimlemiş, bir sürü
oyunlar oynamış, işte kendine özel teknikler geliştirmiş. Ben de bunun içinde büyüyen bir insan olarak ondan gördüğüm, ondan aldığım o işte mirası daha farklı, daha modern bir yorumlamayla bu Unica olarak güncel tasarım ürünleri üreten bir marka kurmaya karar verdim. Merve de bana destek oldu. O dönemde o da bir yerde çalışıyordu. Bir sene sonra kendi işini bırakıp bana katıldı. Ve işte bugün 6 yaşım geçti Unica. 5 senedir beraberiz Merve ile. Kendimiz üretmeyi çok seviyoruz. Evet, bence kimsenin bizle ilgili aslında bilmediği, Unica ile ilgili bilmediği arka planda yani üretenlerin de tamamen Kerem ve ben olduğumu, bu, yani evet, bizim ellerimiz olduğu. Ben aslında izninizle şunu da paylaşmak istiyorum. Tabii bizim meslektaş diye görüyorum ben. Öyle olmamızın yanında bir de dostluğumuz da var. Ben hep takılıyorum. Bu deri yolculuğunu Kerem hem Merve'ye aşıladığı gibi diyeyim. Sonra da el işçiliğinde Merve'yi hep çalıştırıyor diye ben çok takılıyorum Kerem'e. Şimdi de Aren doğdu. Galiba Aren de bu mirasın arkasına gelecek. Şaka evet, bir yana ama el imalatına burada dokunmak istiyorum. Çünkü düşünen ve yapan tasarımcı dedik. Ve ben herkesin her şeyi yaptığı söylemiyle geldim. Herkes her şeyi yapıyor ama iyi de yapmıyor. Yani ortada bir sürü iyi yapılmayan da şey var. Yaptım olduğu kültürü diyorum ben buna. Biraz bizler de ön ayak olduk bundan 10 yıl önce, işte imperfection, kusurluluk olduğu kadar falan dedik ama doğudan aşırdığımız o kusurluluk kavramının içerisinde de mükemmeliyeti arayan bir kusurluluk vardı aslında. O biraz böyle yanlış evrildi gibi, ya ben de bu kadar yapıyorum oldu işte gibi bir kültüre evrildi. Oysa sizin üretimlerinizde, sende de ama sizin üretimlerinizde bir mükemmel işçilik var. Yani bunu yapmak için de nasıl, hani seni anlıyorum, sen çocukluktan beri belki yani bu işin içinde evrildin ama Merve'yi gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bu yetenek hep mi vardı, deriyle mi buldun kendini? Bu yapma yani, pratiğini biraz anlatabilirsen detaylı. Vardı ya, benim çocukluğumdan beri hep böyle bir elle bir şeyler yapma şeyim, ya işte bilezik yapmak, onu yapmak, bunu yapmak, hep böyle elimi bir kullanmayı seviyordum. Deriyle beraber iyice pekişti bu iş. Yani bahsettiğin o mükemmeliyetçilik de hakikaten bizim ürünlerimizde çoğu insan baktığı zaman bunun elden, yani o çünkü çok ince bir çizgi. Elde ürün yapmak ama gerçekten profesyonel olarak elde ürün yapıyor olmak arasında hani çok böyle şey bir fark var. İkimiz de hakikaten şey değiliz yani, biraz sınırlardayız ya bu konularda, mükemmeliyetçilik konusunda. O yüzden çok zorluyoruz yani, birbirimizi zorluyoruz, ürünleri zorluyoruz, bunun sonucunda o ürünler çıkıyor. Hani geri planında o ürün çıkmadan önce 2 sene boyunca malzemeyi öyle kullanıyoruz, böyle kullanıyoruz, eviriyoruz, çeviriyoruz ki gerçekten o son haline gelene kadar. Ya yani bizim şu anda atölyemize gelsen arkada depoda satmak için değil yani kenara ayırdığımız ürünleri herkes şaşırıyor, nasıl canım bunda üründe ne var ya. Yani bize göre ben sana 100 tane şey sayarım o ürünün niye satılmaması gerektiğiyle ilgili işte. Bu kadar düşününce de ama işte sonunda böyle bu kadar senin bahsettiğin gibi mükemmeliğe yakın ürün çıkartabiliyor oluyoruz. Yani evet, o da bir yani disiplin bir, haline geliyor bir süre sonra. Marka pratiğinden bahsedersek siz 2 girişimci sayılırsınız ve tasarımcılara iş veren pozisyondasınız aslında. Tasarımcılarla birlikte... Ama hem ürün geliştirdiğinizde hem de tabii ki onlar da malzemeyi sizin kadar iyi tanımadıkları için bu süreci birlikte yürütüyorsunuz. Hı hı. Böyle bir pratiğiniz var. Ama sonra da aslında sizi girişimci veya iş insanı rolünden çıkaran şey tam da bu yapma ve bu yapmayı da mükemmel hale getirir bir şekilde yapmak var. Buradan hemen Tamer'e sıçramak istiyorum. Mükemmeliyetçilik 3 olsun bence. Gerçekten. Çünkü sen de şey öylesin. Tamer'le biz çok eskiden tanışıyoruz. Ben her seferinde bunu söylemeyi seviyorum Tamer. Evet. Kusura bakma ama ilk aldığı ödülden itibaren çok hayranlıkla takip ettiğim bir tasarımcı Tamer. Ve o günden bu yana da ben artık sayamıyorum. Porselen tabaklar, otomobil, cam eşya, enstalasyonlar, ışık var artık, dijitale kayıyorsun, müzik evet, yaptığını öğrendim. Evet, 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 evet. Hem mükemmel olup, mükemmeliyetçi olup hem de bu kadar çok şeyle uğraşmaktan bahsedelim ve senin de hikayeni biraz dinleyelim isterim. Ya biraz şöyle, aslında çok benzer hikayemiz var. Benim de babam marangozdu. Ben de atölyede büyüdüm aslında. Evimizin yanında kalınca atölyemiz vardı. Sesim geliyor değil mi bu arada? Seste sorun yok. Ben de aslında o kültürün içerisinden geldim ama ben çok tasarımın işte o nasıl üretilir kısmında değil. Hani atölye kapandıktan sonra işte oradaki hani şey ahşap parçalarına bakıp oradan ne yapabilir miye düşünen bir tık daha şey içerisindeydim aslında. O
o hani mükemmeliyetçilik babamda vardı, nakışçı soyumuz. Nakkaştan geliyor aslında. İşte Antep'ten gelmiş o tavan süslemeleri vesaire. Genetik bir orada bir şey var. Bir error var aslında galiba. Bunu da ben böyle güzel bir yere kanalize ettiğimi düşünüyorum. Tasarım anlamında yani düşünsel noktaya gelince o mükemmeliyetçilik tabii ki şeyde var. Biraz bizim Mimar Sinan'da da böyle mucitsimsi bir eğitim vardı. Yani bir şey yaparken farklı olması en önemli şey. Yani farklılıktan kasıt hani bir sebebi olması lazım dünyaya getirmek için o objeyi. O yüzden öyle bir vakit, hani sustainable table'ın içerisinde aslında öyle bir şey harcıyorsun. Ama benim bir noktada şey, hani yaşadığım bir nokta var. İşte bir ürün tasarımı yapıyorsun, yani bir fikir geliyor, hemen bunu ne yaparız işte. Paketleyelim, bir aydınlatma olsun. Kime satabiliriz, kim alır, kim nasıl yaparsın. Hani her şeyi bir finalize edip bir ürün yapma hani durumu var. Ben o durumlarda bundan birkaç sene önce aslında hep kariyerim boyunca yaptığım bir şeyi fark ettim. Son aşamaya gelmiş mesela, öyle bir form ki aydınlatma da olabilir ama şey vazo da olabilir veya biri geliyor diyor ki bunları böyle böyle yapsak şöyle bir şey olabilir. Evet olabilir ama seçmen ve bir şey yapman gerekiyor değil mi? Bu noktada aslında şeyi fark ettim. Bir adım geri atarak aslında buradaki bu bitmemişliği insanlarla paylaşmak mı heyecan veriyor acaba insanlara gibi bir durum vardı. Ben orada bir geriye dönüp işte kaleye yaptığım Cuban Dot koleksiyonu vardı. Ki yani oradaki amaç tamamen şey, bir ürünü bitmiş bir ürün budur değil. Onları mimarın nasıl kullandığı ile ilgili, ki burada da ona benzer örnekler de var, hep görüyoruz. Yani son yani ona ulaşan noktada biraz böyle undesigned diye adlandırdığım bir şey çıktı aslında. Bitmesi çok da doğru değil mi acaba bir şeyin? Çünkü gerçek hayatta her şeyi değiştiriyoruz. Bunun değişiyor olması bir hareket katıyor zihnimize, mekanımıza. Bunlara biraz izin vermesi lazım. Ben de oradan bakarak aslında hep böyle hep yani tasarımın son aşamasında o son çizgiyi atmaktansa biraz bırakıp şey yapmayı seçtiğimi fark ettim. Böyle olunca sadece tasarımcı düşünmüyor zaten. Kullanıcı evet. da düşünmeye başlıyor. Şimdi ve kullanıcı da yapan olmaya başlıyor. Küçük bir trigger da var orada. Yani şey benim Nude Glass için yaptığım, Paşabahçe Nude Glass için yaptığım şey Mist koleksiyonum var, belki görmüş olabilirsiniz. Böyle farklı bu arada şey vazo diyoruz tabii ki bir kelime olsun diye ama aslında cam bir şey container. Ama ambiyentede de trend kataloğuna girdi bu ürün bu şey, arada. Bunun da tebriğini da verelim. Tabii bu arada bol ödüllü bir koltuk burası. Onu da söylemekte fayda var. Buradaki, daha doğrusu buradaki tasarıma da oraya gidecek nokta. Bu serinin biraz devamıydı ama benim orada yapmaya çalıştığım şey şuydu. Mükemmel bir vazo yapmak beni biraz korkutuyor. Zor da yani aslında. Mükemmel bir koltuk yapmak da öyle. Ama farklı düşündüğünüzde veya insanları biraz daha farklı düşünmeye itebildiğinizde iş biraz daha değişiyor. Ki mükemmel bir vazo yapsanız bile onu işte evinize koyduğunuz zaman bir hafta, iki hafta görüyorsunuz. Hadi üç hafta sonra unutuyorsunuz. Biri geliyor diyor ki ne kadar güzel bir vazo. Aa evet diyorsun. Bir tekrar bir ama çünkü sonsuza kadar o şey vazo. Benim bu son şey yaptığım yaklaşım içerisinde insanlar onu gördüğünde ben bunu banyoda kullanacağım ve içine bilinen ne atacağım diyor. Öbürü başka bir şey. O gördüğü anda bir şey çakıyor kafasında. Ve onu iki hafta belki öyle kullanıyor. Sonra ondan sıkılmak da değil de yani körleşiyoruz aslında. Onu ben ne yapabilirim diyor. Sonra bu dergiyi alıp onun içerisine koyuyor. Başka bir kullanım, başka bir fonksiyona dönüşmüş oluyor. Bu bence geleceğin biraz daha daha hem yani bir ürünle birçok şey yapmak. Modülerite değil bunun karşılığı aslında tam kelime. Ama ben böyle bir yol olabileceğini düşünüyorum. Bu beni biraz rahatlatıyor tasarımda. Daha tasarımın izin vermesi bu. Yani evet. Tasarımcının ve tasarımın dikte edici rolünün evet, dediğiniz gibi evrilmesi. Aynı şey sizin dot vazonuzda da var. Yani, bu çiçek ekilebilen, bizim, içine kumandaların konulabildiği evet. vazo yani olarak biz kullanılabilen. Biz ne zaman fuara katılsak, yani bundan işte yani ürünleri sergileme genelde biz başında o zaman oluyoruz. Çünkü kendi bir showroom'umuz yok. Yani her ürünümüze en az farklı iki fonksiyon söylüyor bile ve biz böyle ah evet ya hiç aklımıza gelmemişti. Yani dergilik yapıyoruz biz buna diyor şöminenin yanında odun koyarız evet. diyor mesela yani bir obje var hiç fonksiyonsuz sadece böyle heykelsiz bile hani kullanılabilir bu diyor. Yani fonksiyon bile yüklemeden genelde hep bizim ürünlerimizde de aynı şeyi evet, kalemlik evet. yapıyoruz içine diyor ki ben bunun için çiçek Kesinlikle. Koyarım diyor masama onu yaparım diyor. Ki doğal olan şey bu aslında. Yani çünkü herkes yaratıcı aslına bakarsınız. Yani her gün sabah giyindiğinizde de bir şey yapıyorsunuz. Herkeste bu var ve bu yorumu çok artık güzel. Kapanıyor. Çok keyifli insanlar. Çok keyifli yani insanların o yorumlarıyla. Aklıma siz söylerken. Mesela bir tane kartlığımız var masa üstünde. Derinin forme edilip yapıldığı Bakü diye. Tek parça deriden yapılıyor. Çok derinli de hafif bir malzeme. O ıslak formlama tekniğiyle işte kağıtlar, business kartlar, notlar dursun diye. Bir yer bir kurumsal hediye olarak vermiştik yıllar önce. Bir fotoğraf geldi. Telefonunu koymuş adam oraya. Yani onun için tasarlamadık biz. Çünkü telefonun ağırlığıyla zamanla o
derinin formu bozulabilir. Ama, yani bu ama onu öyle biraz yanlış kullanım yani. Ama öyle yapmış. Ama bizim işte dediği gibi bu odun konan işte, dergilikten işte çiçek konan kalemliğe kadar veya mum konuyor bazen kalemliklerin evet. içine falan. Bu ürüne işte buna odun a dedik. Evet hani bizim Türkiye'de öyle bir şeyimiz yok ama İsviçreli, Avusturyalı adam oraya geldiği zaman ilk onu düşünüyor. Adam dağ evinde yaşıyor çünkü. İşte bu ürün de aynı şekilde. Bu kontrast, şimdi burada içinde çiçek duruyor. İçine şişe evet. koyan var, havlu koyan var. Biz hani çok yönlülük demeyi tercih ediyoruz. Hı-hı. Senin de az doğru, önce doğru, şey doğru. yaptın. İngilizce'deki hani versatility. Ama temsil ettiğiniz şeyde de çok fazla mesela yani şey kullanmıyorsunuz. Çok daha hani simple gidiyor. Çok evet. daha hani basit Aha. gidiyor ki burada insanlara ona o biraz versin. Daha şey sağlıyor. Çok böyle evet. mekan durumlar evet. yani. Şöminin yanında bir şey göstermiyorsun. Tabii tabii. Onu insana bırakıyorsun. O evet, yüzden... evet. Bence buradaki keyifli kısım şey yani bu markayı çıkartırken bu sadelik zaten kafanızda dikte vardı. Dikte etmiyoruz herhalde. Yani bir fonksiyonu dikte etmemeyi seviyoruz. Tam da onu söyleyeceğim. Dikte çok güzel. Söz kapmaya çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz ortam iç mimarların yoğun olduğu bir ortam. Ben 90'larda çok yoğun iç mimarlık yaptım. O dönemde çok bu dikte edici iç mimari düzenlemeler vardı. Şimdi çok takip edemiyorum. Biraz burada gördüğüm projelerden biliyorum. Ancak şu tür deneyimler de oluyordu. Bilmiyorum hala var mı bu pratik, yaşanıyor mu? Bazı tasarım ofisleri öyle dikte ettirirdi ki kullanıcıya evine mesela yapmış. İşte 3 kat, 4 katlı bir ev. Çok özel tasarımlarla donatılmış, mükemmel dergilerde harika görüntü veriyor. Ama biliyorum evin sahipleri müştemilat katında, en alt katta kendi döşedikleri kanepelerle. Yani bir salonu kullanmak falan değil mesele. Bütün bir evi kullanamayıp, çok dikte ettirici bir ev olduğu için bu lafı sevdim, kullanıyorum. Gerçekten de hani kendi dünyalarını yaşadı ve bana bu çok trajik geliyordu. Yani bunun üzerine roman yazılabilir, hikayeler Kesinlikle. Yazılabilir. Eminim hala benzer örnekler vardır. İster mimarlıkta, ister iç mimarlıkta veya ürün tasarımında aslında tasarımın yönü olabildiğince değil mi? Kullanıcıyı, onu denemeyecek kişiyi ön plana koyan bir yere gidiyor. Tamer, senin sözünü bölmüş gibi oldum galiba ama Yo. Çünkü bahsetmediğin bu enstalasyonlara evet. falan da giden bir Evet. Aslında benim yani formlarda da işte o şey en son dolapta da sergiden, arterin yanına sergiden bir heykelim vardı, biliyorsun da şey görebiliriz. Oradaki forma da aslında aynı şey. Benim 10 seneye yakın bir süre önce bilgisayarda yaptığım form, biraz da dijital tarafa gidecek olursak. Yani şey formun kendisinin çok önemli olmadığı bir noktada olabiliriz gibi de geliyor birazcık. Çünkü bilgisayardaki herhangi bir form bile yani nasıl diyeyim, bir hikaye anlatabilirim aslında. Bir şapka projem vardı. Polonya'da Türkiye Polonya İşbirliği şey ticari ilişkilerin 500. senesiyle ilgili bir şeye göndermişlerdi. İşte beni de bir şapka fabrikasına gönderdiler işte Keçe üzerinden. Burada işte bir aydınlatma bir şey yapabilirsin gibi bir konu vardı. Ben orada öyle bir şey yapamadım aslında çünkü çok şeye geldi, hani işte gidiyorsun bir aydınlatma şeyi belli. Ben daha serbest formlar yapmaya karar verdim. Daha sonra şapka projesine dönüştü. Ama orada şöyle bir şey vardı. Şapka böyle bir geometrik bir şey, kaya gibi bir form. Ben ona fabrikada bayağı uğraştım. Hani şey olarak işte tamam oldu falan gibi. O tasarımcı gibi gördüm kendimi o şey dönemlerde. Bunu şey yapmaları gerekiyor. İşte keçenin şapka yapılırken böyle bir konik haline geliyor ve onu şeye gerdiriyorsun ıslak bir şekilde. Fırına veriyorsun, onu çıkartıyorsun. Öğlen paydosundan döndük falan. Bir şeyler oldu falan. Dediler şey sizin kalıp unutulmuş fırında patlamış. Ya işte hani işte ben yarın gidiyorum falan, işte tekrar yapalım. Marangoz alacak, yapacak. Biz biraz gezelim falan dediler. Geri geldim işte. Adam koymuş kalıbı, yeni kalıbı. Tamam dedim, işte şeyi nerede? Hani eskisi nerede? Bir şey diyor, o bir şey diyor. İşte göstermiyor, göstermek istemiyor. İşte şey demiş adam. Every form is a new form diye çevirdiler bana. Aslında tam olarak oydu yani. O şapkanın veya işte az önceki heykelin formunun kenarındaki o şeyi tasarlayınca ha tamam şimdi yaptım gibi bir hisse ulaştığını sanıyorsun. Aslında öyle bir his yok. Sadece oradaki o algı senin belki kendine. O tasarımcılığın çok fazla altının şey olduğu noktaya var ya, abartıldığı mı diyelim veya öyle bir yerden geçtik. O benim için çok ilginç bir şeydi çünkü o yani tasarımda da daha sonra işte insanların farklı şapkanın katmanlarını işte arasında değiştirdiği veya biri bakıyor diyor ki ben buna şöyle bir şey koyardım. O zaman al koy. Yani o son aşamaya girmesi noktasında formlarla ilişkimde böyle bir şey oldu ve bu heykel projesinde de şeydeki o gösterme, o dijital formda da aslında
tamam böyle fikrim vardı, hadi şimdi üreteceğiz deyince ne yapacağız diye ben 10 sene önceki dosyayı açtım ve oradaki forum dedim ki bu forum güzel galiba ve o rastgele bir forum olmasa da çok da şey olan bir forum değildi ve onun ölçüsünü çıkartarak böyle bir yere taşıdık. Bu da aslında bir tür bir duruştu benim için çünkü o son çizgiyi atmak bana çok da şey de vermiyor. En başından beri aslında biraz daha şeyi açmak ister aslında isterim. Aç. Yani farklı farklı yerlerden geldik dedik ya aslında ben konsept tasarım üzerinden biraz başladım. Okuldan sıyrılmam da işte fiyata gitmem de biraz bunun üzerine oldu. Herkes işte otomobille ilgili bir şey yaparken ben modüler bir sistem olur mu diye düşünüyordum. İşte orada hani hocalar bunun genişliği kaç falan filan derken işte bizim Önder Bey'i bilirsin. Önder Küçük Erman bölüm başkanı. Başka bir şey yapıyor diyordu. Cidden de oraya gitti ve daha sonra Nokia projesinde de aslında aynı şeyi yaptığımı fark ettim. Nokia'nın bir tasarım yarışması vardı işte geleceğin cep telefonları diye daha iPhone'dan önce. Orada da işte çok güzel fonksiyonlar, teknolojiler düşünüyorsun, şu olsun, bu olsun. En son böyle 10 gün falan kalmış form yapman lazım. Bir tane form, bir tane telefon ama o telefonun yani o kadar içim sıkılıyor ki. Hani arkasında şöyle bir şey mi yapacaksın? Yani şey, bayağı projeyi göndermiyordum. Sonra dedim ki acaba ki fiyattaki işte o tecrübe, malzeme şeyleri 10 sene sonraki işte gelecekteki teknolojiler derken acaba bir teknoloji olur da o malzeme form değiştirebilir mi? Tek form olması gerekmez mi diye. Hah tamam dedim buldum. Bu şeye sardığınız şeyler gibi, bantlar gibi. Herhangi bir form iddiası yok. İstersen telefon gibi de kullanıyorsun, istersen birbirine form gönderiyorsun veya kalp gönderiyorsun gibi bir durum içerisinde aslında hep bulunduğumu fark ettim. Bu da böyle devam ne eden bir... Ne kadar çağın ötesinde bir şey tasarımmış. Şimdi gerçekten durduğumuz yerden o yıllara bakınca... Çok güzel bir şey oldu benim için. Onun sonrasında işte Hindistan'a kadar gittim. Slovenya, Hindistan'a konuşmalar yapmaya ve o insanların içerisindeki o gelecek olgusunu biraz hareketlendirebiliyor olmak. Kendi içime de dahil yani bunu geçen de aslında konuşmuştuk. Yani birazcık gelecekte dünyanın nasıl olmasını hayal ettiğiniz yani her şey yolunda giderse böyle ütopik bir cennetimsi bir dünya ne olurdu? Onu biraz görebildiğiniz anda zaten her yaptığınız proje oraya giden bir adıma dönüşüyor. Öyle gereksiz bir tane şey yapmıyorsunuz. Yani o hakikaten eliniz başka türlü çalışıyor. O vizyonun çok şey olduğunu düşünüyorum, önemli olduğunu düşünüyorum. Başka bir geleceğe inanmak. Gelecek demişken buradan size dönmek istiyorum. Biz zaman zaman seninle galiba bir kere konuşmuştuk. Ben bu Metaverse'den bahsedince sana şey demiştim. Ya orada dükkan açabilirsin biliyor musun falan gibi bir heyecanla gelmiştim. Sen de neden ne gerek var ki demiştin gayet evet. Cool bir şekilde. Gelecek yani burada tabii çok ucu açık başka bir practice var, pratik var. Sizde ise çok... Aslında özel bir el imalatı ama bir yandan da genelleşiyor. Aslında düşünce dediğimiz şey bir fikri genele yaymak bana göre. Onu genelleştirebildiğin müddetçe o fikir daha tasarımlaşıyor, daha kullanılabilir, kabul görüyor oluyor gibi geliyor bana. Hı hı. Belki de yanlış düşünüyorum. Sizin gelecekle ilgili veya teknolojiyle ilgili veya bu tasarımcılarla ilgili çalışma süreçlerinizde teknolojinin veya yeni çalışma, yaşama kültürünün etkileri var mı? Bence çok... var zaten burada görüyoruz yani. Çok böyle tatlı bir... Çok... Evet, Defne'nin son biz, tasarımı. Sayın evet. Tanıştık, yeni tanışmış olduk ama. Müthiş, ben de çok beğeniyorum. Ya, İlham verici işler. Gelecek deyince bir defa en önemli şey bence hem üreticilerin hem tasarımcıların büyük bir sorumluluğu var bunda. Çünkü geleceği tasarlıyorsun ve geleceği tasarlarken ne yöne gideceğini tasarlıyorsun. Yani zararlı bir şey de yapabilirsin... faydalı bir şey de yapabilirsin. Bu her şey için olabilir. Çevreye de olur, insanlığa da olur vesaire. Bu çok önemli bence. Yani biz zaten her şeyde öyle bakıyoruz ama tasarımcının bence en önemli sorumluluklarından bir tanesi. Bu sen de demin biraz ondan bahsediyordun. Onun dışında yani bizim gelecek dediğimiz zaman bizim ürünlerimizin geleceği yani o life cycle'ı bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bunları söylerim herhalde ben yani bizde şey de var tabii şimdi tasarımcı işbirlikleri de yaparken hani gelecek dediğimizde o daha o işte brief başlarken ya sen bu ürünü mesela yapıyorsun okey bunun paketi ne olacak? Bunun paketi çok büyük. Biz bunu böyle paketlemeyelim. Buna başka bir şey yapalım. Başka bir şekilde paketleyelim. İşte bu karbon ayak izini azaltalım. Bu kadar kargo
şeyleri yapmayalım gibi böyle daha başından onun paketlenmiş müşteriye ulaşacak haline kadar yani bunu 2-3 sene sonrasını düşünerek zaten bu konuya başlıyoruz. Tasarımcılarla da kendi içimizde de hani kimi zaman ürün oluyor ama onun o paketi içimize sinmezse o ürün de olmuyor işte yani onu da düşünmek gerekiyor. Hep böyle ileriye dönük bir evet. durum var. Bazen bir santim oynamak bile birçok şey çok birçok şeyi çok çok şey değiştiriyor. Majör değişiklikler yapabiliyor. İşte bu hani bu bizim yapan olmamız çok büyük avantaj bence bu bakımdan verdiğimiz işte tasarımcı işbirliklerinde de çok bize fayda sağlayan bir nokta oluyor açıkçası. Ya, tasarım söz konusu olduğunda sürdürülebilirlik kadar aslında klişeleşmiş bir şey hep tüketim kültüründen bahsediliyor. Tüketim kültürü kötü, tüketim kültürünün içerisinde yaşadık kapital düzen. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Birincisi uyanışı şimdi yaşamamıza gerek yok. Mesleklerimiz ve yaptığımız iş zaten kapitalizmin aslında bir uzantısıydı. Bunu kabul etmek yani. Ve bunu sizin prensipleriniz gibi en mantıklı bir şekilde aynen yapmak. Öyle. Ama diğer uçta da şunu da ben de gözlemliyorum. İşte herkes her şeyi o kadar çok yapıyor ki gerçekten bu kadar çok ürüne de gerek var mı? Hani sorumlu tüketimi düşünürken sorumlu üretimi de galiba düşünmek, sorumlu evet. üretimi yapmak. Burada galiba hep birlikte konuştuğumuz ve sizlerin de vurguladığı şey bu gibi. Biz bu kadar, burada özellikle bu profesyoneller grubunda tamam sorumlu tüketim bence önemli. Ama sorumlu üretim adına acaba bizler ne yapıyoruz? Siz de bunların iyi birer temsilcisi olarak evet. görüyorum. Yani ben orada bir şey söyleyebilirim. Söyle ben de bir şey söyleyeceğim. Önce Kerem, sonra Merve. Önce Kerem söylesin. Daha iyisini ve daha faydalısını yapabiliyorsan tabii ki var. Yani kırılmayan cam yapıyorsan ve onu bu camı işte üretirken kullandığın bir birim malzemeyle yapıyorsan yani 100 birim değil de ve hiçbir zaman yok olmayacak, çöpe gitmeyecek bir şey yapıyorsan var. Biz hep öyle bakıyoruz. Evet yani milyon tane işte kalemlik var, vazo var, sandalye var bilmem ne. Bunu nasıl daha iyi yapabilirsin? Hep o şekilde düşünmeye çalışıyoruz biz. Ben bir soru sormak istiyorum. Tam belki senin de cevaplayacağın bir şey olur. Yani siz tam aynı konu yani birçok ürün var ama siz bunu yaparken bir vizyon hissettiniz ve bunu biz yapacağız ve farklı olacak ve insan bunu anlayacak diye düşündünüz. Buradaki nokta nasıl gelişti yani şey? Çünkü çok şey bir satüre bir sektör. Hani iyi fotoğraf çekerek kötü bir ürünü yani senin şey hani İşte aynı sektörde olduğunu rekabet ettiğin ürünler alakası yok ama fotoğrafı çok benziyor belki. Hani onu şeyi nasıl atlattınız acaba? Ya bir defa hani düşünenden bahsediyoruz. Başlığımız düşünür ama biz hani her şeyi böyle Amerikalılar gibi düşünüp planlayıp bir işte iş planı çerçevesinde yapmadık bugüne kadar. Birçok şey organik olarak gönülden gelerek oldu. Duygusallık çok var işin içinde. Yani işte hani özen göstermek, saygı duymak yani bu çevreye ve dünyaya saygı duymak ve diğer insanlara saygı duymak var. Takip etmek var. Bütün dünyada neler oluyor? Biz tasarım haftalarına gidiyoruz. Bir sürü newsletter takip ediyoruz, okuyoruz. Hep bir global düşündük biz. Yani hiç Türkiye düşünmedik. Hep yani yurt dünyada neler oluyor ve biz orada nasıl bir yere denebiliriz? Onu düşündük. Yani düşündüğümüz asıl şey buydu ama yani hani şöyle bir ürün yapalım, şu kadar satsın, şu ülkeye satsın. Öyle bir şeyimiz olmadı ama yani hep niye yaptığını özgün olmaya çalıştık. Evet. Bir çizgi yaratmaya çalıştık. İşte bunları marka aslında buradaki yani bağlamak istediğim konuda biraz belki bu. Çünkü ne yaptığını değil, niye yaptığını anlatman için de tamam ama işte Instagram'ın gridleri belli. Bunu onu görmüş olmanız lazım. Çünkü tasarımdan da değil başka yani gelip bunu paket bir proje olarak bunu yapacağız deyip yapmışsınız. Hani o oradaki o kırılması olduğunu ben biraz merak ettim. Evet. Aslında toparlamaya başlarken de en son bunu konuşalım. Güzel bir nokta. Zaten bir araya gelmemiz ve düşünen ve yapan tasarımcıyı vurgulamamızın sebebi bu. Bir de şöyle de bir şey görüyorum. Çoğunlukla tasarımcılarda sizler hariç örnek olmanız için deneyimlerinizi paylaşmanızı isteyeceğim. Çok güzel işler yapan insanlar da hangi ölçekte tasarım olursa olsun bunu yeterince iyi konuşmuyorlar. Bu biraz bence biraz Akdenizlilikte. Biz yapıyoruz geçiyoruz, yapıyoruz geçiyoruz. Daha önemli şeyler var. Hayatlarımız hızlı akıyor. Özellikle Türkiye'de buna izin vermiyor, düşünmeye izin vermeyen bir ülkede yaşıyoruz. Ama siz bunu iyi yapıyorsunuz. Özellikle tabii uluslararası bağlantılarınızın
olması önemli. Ben artık bunu konuşmayı da sevmiyorum, biliyor musunuz? Hani bugünkü dünyada artık hani ulusal mıyız, uluslararası mıyız falan tartışmaları tabii ki çok yersiz geliyor bana en azından. Tabii ki dünyaya yayıyoruz. Her şeyi dünya ölçeğinde düşünmemiz lazım ama bir de bunu da iyi yapmak var. İyi yapılan işlerin çoğunun iyi tanıtılmadığını düşünüyorum. Tanıtım için gösterilen çabaların iyi olmadığını, çünkü içten çıkmadığını gözlemleyebiliyorum. Sizin farkınız diğer tasarımcılara göre biraz da bunu iyi yapmak. Yani şeyden bahsetmiyorum tabii, herhalde buradaki herkes bunun ayrımındadır. Yapılan işin popülerliğiyle konuşulması başka bir şey. Burada üretilen değerin, onun üretim süreçlerinin, felsefesinin, sen isminle markalaşmışsın. Sizin zaten çok hani bu emin adımlarla ilerleyen bir markalaşma süreciniz var. Profesyonel tarafından bakarsam. Bunun içerisinde aslında bu değeri yaratan şeyin çok da iyi konuşabilmeniz, bunu çok da iyi sunabilmeniz olduğunu düşünüyorum. Buradan anmadan geçemeyeceğim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli markalarından, tasarım markalarından biri Gayen Gino. Ve ben Gaye'nin nasıl hani sırtında taşıdığını, o markayı, o zaman ben de çok yurt dışı seyahat yaptım. Her yerde nasıl bunu sergilediğini, arkasında durduğunu, tasarımcılarla reklamını yaptığını, tek tek konuşmalar, partiler, bunun böyle olduğunu görmek için iyi bir hikayedir. Aynı şey sizde de var. Gittiğimiz her fuarda, gidemediğimiz dönemdeki fuarlarda siz orada yer alıyorsunuz. Kimi zaman bunu zorlayarak yapıyorsunuz. Bu hiç de kolay bir şey değil. Hem ekonomik olarak hem oradaki fiiliyat olarak, sen de öyle çok fazla mesaini aslında bu işin tanıtımına, anlatımına harcıyorsun. Bunların öneminden biraz bahseder misiniz? Senle başlayalım. Şöyle sırayla gidelim. Aklıma şey geldi tam dediğin gibi. Yani isimlerden bahsediyor. Eski şeylerden daha doğrusu. Benim de yani Mimaristan'daki dönemde bir konferans olmuştu. Vico Magistretti gelmişti ki işte öğrenciyim onun şeyinde geçti, sanayisinde geçmişti, abim işte okuldan almıştı vesaire. Defne Koz vardı yanında da. Onun söylediği bir söz böyle kafama çakılmıştı gerçekten. Defne Koz zaten o zamanlarda biz hani şeyiz, hani İtalya'da çalışıyor, Alessia tasarım yapıyor ve hani kendine verdiğin fikirlere verdiğin değerle alakalı bir şey. Bazen hani bazı insanlar onu görüyor ve diyor ki bu daha global bir şey, global yani şey, universal bir şey yapmak istiyorum. Şöyle bir şey söylemişti. İngilizce söyleyeceğim. It's not about your idea, it's about your projection diye bir şey var. Yani çok iyi bir fikir de olabilir. Bunun ufak veya büyük olması aslında hani sorun değil. Ama o kendin o fikre verdiğin şey, yani onu sen nerede görüyorsun? Öyle bir bardak yaptım ki bu hani her yerde olacak veya neyse. Yani bunu gördüğün yer başka bir şey olabilir. Ben bunu işte deriden şöyle bir şey buldum, bunu yaparım. Galata'da dükkan açarım. Ayda şu kadar satsam da diyebilirsin, kötü bir şey değil. Hani o, ama fikir değişmiyor. Yani fikir değilse o fikre ben kimim, böyle fikir ben bunu nereye layık görüyorum mu çok net koymak lazım. Çünkü oraya gidiyor. Ben hep öyle yapmaya çalıştım. Yani hep kendimi şey fikirleri daha global bir noktada görmek için. Biraz da fiyattan sonra oldu o. Çünkü büyük bir heyecanla gittim İtalya'ya, işte büyük okullardan, Domus Akademi'den vesaire, böyle yanımda insanlar var falan. Elim komutu istemeden şeyim böyle, hani anlamaya çalışıyorum. Biraz şeye girince aslında herkesin eşit olduğu şeyini öncelikle hissetmek lazım. Bütün fikirler eşit. Ve tekrar söyleyeyim, yani Defne Koz'a da buradan selamlar. O lafı benim kafama çakılmış bir laftır. Yani kazınmış Defne bir laftır. Defne mi dedi onu? Defne Koz dedi. Magistretti demedi. Magistretti demedi. Yani İslam'a your idea is a projection. Çünkü ama her yere gidebilir o fikir. Yani genellikle Gandhi'ye atfederler bu lafı ama Buda'nın bildiğim kadarıyla düşündüğün şey haline dönüşürsün aslında. O da var. Tasarım meslekleri için de bu. Sen kendini nasıl düşünürsen ve düşüncelerinle o olursun. Doğru. Zaten onu görüyoruz örneklerde. Sizde nasıl bu deneyim? Yani bir globallikten konuştuğumuz zaman dediğin gibi işte fuarları çok zorladık, ettik, yaptık falan. Hani şey gibi gözüküyor. Şimdi biz buradan kalkıp işte Milano'ya fuara gidiyoruz. Ah ne kadar güzel ya, Milano'ya gidiyoruz. Hiç öyle değil. Ben söyleyeyim yani onu. Biz o Milano'daki fuara gitmeden bir sene öncesinde yani gece gündüz çalışmaya başlıyoruz. Arkasında bilmez miyim? Ben şahidim. Ciddi emek var gerçekten. O gidene kadar. Yani en son bir fuarda son gün mesela vücudumuzun kapattığını ben biliyorum yani. Fuardan çıktım. Akşam yemeği bile yiyemeden yattık. Sabaha kalktık böyle artık. Böyle hani vücut yorgunluktan kendini falan kapatıyor. Yani ciddi bunlar çalışma, ciddi emek. Çok hiçbir kolay değil. Özellikle öyle globalde kendine yer bulmak hiç kolay değil. Mesafeler, dediğin gibi ekonomik şartlar. Çok her şeyi zorluyorsun gerçekten müşteri başarmak için.
Ama zorlayınca da bir şeyler oluyor, olmuyor değil yani. Ne istediğinle, bence kolaya kaçmak değil, yani zora gitmek yani daha şey bir yol. Alakalı, yani ne yapmak istediğinle kesinlikle alakalı. Eğer o seni yapmak istediğin şeyse zaten sonunda verdiği haz bütün yorgunluğu alıyor götürüyor. Bilmem, senin ekleyecek bir şeyin var mı bunu? Yoksa hanım okey mi? Hanım okey. Ben burada genç arkadaşlar var, hani bir naçizane bir şeyde bulunmak istiyorum tavsiyede. Sen dedin ya hani ulusal uluslararası karışıyor falan. Yani orada şimdi ulusal şöyle ulusal oluyor. Sen bir şeyi mış gibi yaparsan, mesela İtalyanmış gibi bir marka veya İskandinavmış gibi bir isimli marka, baştan ölü doğuyor yani. Böyle şeyler görüyorum ben, yazık yapmış, ürün yapmış, fena da değil ürün, fotoğraf çekmiş, Instagram'da o kadar şey yapıyor, bilmem ne böyle Hogarth falan bir şey yazıyor orada. Yani dünyada bir sürü, yani Danimarka'da, İsveç'te artık adam bunu bitirmiş, sen Instagram'dan, Google'dan her şeye ulaşıyorsun. Niye yapıyorsun onu burada? Yani onu buradaki Türk müşteri de görüyor. Yani biraz o yüzden hep özgün olmaya çalışsınlar ve artık işte her şey... Düşünerek Glob hareket yani etsinler ve evet, düşünerek düşünsünler yani. Mısın? Peki, yani çok güzel, sizinle sonsuza kadar konuşmak istiyorum ama galiba bizden sonraki konuşma için zaman ayırmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben özellikle Türkiye gibi bir coğrafyada sizlerin yaptığı çalışmaları çok daha değerli buluyorum pek çok ülkeninkine göre. Çünkü burası her bakımdan insanı oldukça zorlayan bir ülke. Ama biraz da işte çuvaldızı kendimize batıralım diye böyle bir başlık seçtik. Çünkü az okuyan, az düşünen, düşünceye az vakit ayıran, kendi güzel düşüncelerimizi az paylaşan bir toplumuz. Bence biraz bunu aşmak lazım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size de katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.